oturmuyorum ya içine. Girmediğim evin kredisini öde. Olmadığını suyunu yüklettir. Ya her şeyini ben yapıyorum. Kendileri yapsın. Sen ama ayıp etmişsin. 13 Temmuz'a kadar o ödemen lazım onları. Niye ödemedin? Eşyayı aldım, dayadım, döşedim. Yerleştirdiğimden bile mutsuz oldu. Yok bardakları almışsın da benim aldığım bardaklara, tencerelere her tarafı... Gelsin sürpriz yapayım Damla, mutlu olsun diye tek tek açtım, yerleştirdim. Sinirlenmişti bile, evet. Evet, onunla bile mutlu olmadım. Ama onlar güvenmişti şimdi bir zaman ödersin diye, ondan sonraki ayda onlar şöyle, zaten. Sonra ben şöyle söyleyeyim, şey ben şöyle söyleyeyim, Nuray Hanım'ın onu ödemeyeceğini hissediyorum. Hislerim o kadar kuvvetli ki. Puanlamayla alakası olan bir konu değil bu. Evet, hislerim aynen. Gerçekten Allah'ım çok kuvvetli. Allah'ım yarabbim. Bu, bak şöyle bir söyleyeyim. Ya, olsun. Bir insanın bak, bir insanın bir beyin gücü vardır değil mi? Bakmayın Allah. Ben kapalıyım da yani kafamın siz benim büyük olduğunu, küçük olduğunu görmüyorsunuz yani. Allah ve sonuçta Allah. Ben türbanlı olduğum için siz onu göremiyorsunuz. Bir insanın bak beyin gücü 1,5'tur. Ama benim beyin gücüm 2. Matematik olaraktan şöyle... Şöyle geriye bir böyle geriye sayıyorum. Yani beyin gücüm tutuyor. İleriye bakıyorum, ileriyi tutuyor. Yani bir insanın bir IQ'su olur ya. Tamam. Benim IQ'm çok yüksek. Allah. Yani sizin IQ'nuz küçük. Aa. Bak küçük. Yani şu anda mesela Yeşim 3 gün boyunca çeyrek aldı. Tamam. Bileziği alabileceğinizi küçük, düşünüyor musunuz küçük siz? Küçük IQ'den. Düşünüyor musunuz? Hayır. Bilezikleri biz alacağız. Bir insanın beyin, mesela beyninin şeyi, kilosu mesela ne olur? 1,5. Benimki 2. Öğretmenim bana dedi ki, senin dedi, IQ'n çok yüksek. Herkesinki mesela 100 ise benimki 140. Burada birinci kim olarak çıkacak? Bana sırayla bir söyler misiniz? Birinci kim çıkacak? Hasret çıkacak. Bak siz beni burada tanımadınız, bilmiyorsunuz. Ben her şeyi burada söylemek zorunda değilim. Benim tarihte... Nasıl diyeyim yani bir tarihi sorun bana. Ben o tarihi belki 10 yıl sonraki tarihi sorun bana. Hangi güne geldiğini bilirim ben. Beni doktora götürdüler. Doktor da bana yüksek olduğunu söyledi yani. Doktorum da söyledi yani bana yüksek olduğunu. Yani bir insanda yani olmasa gerekenden fazlası diyorum ben size yani. Vallahi birinizin... Kaynanası evden kovar, diğeri elektriği suyu keser. Benimki benden habersiz kira alır. Vallahi yarışma bitiyor da biz yarışmadan sonra da uğraşacağız bu kayınvalidelerle. Yani orası kesin aslan. Ama hiçbirinizin kayınvalidesi oyunculukta benim kayınvalidemin üstüne geçemez. Nasıl yani? Niye ki? Ne oyunculuğu ya? Yani burası değil ki sadece benim kayınvalidemle sorunum. Yani daha biz tanışmadan başladı, tanışmada bile devam etti. Eşimle tanıştığımda eşim kayınvalidemle eşinin 20 yıl önce boşandığını söylemişti. Siz de biliyorsunuz zaten evet, eşimin evet, ayrıldığını. Ayrıydı. Beni istemeye geldiğinde kayınvalidem kayınpederimle beraber gelmişti. Kapıyı bir açtık ama ben daha hiç isteme aşamasına kadar kayınpederimi görmedim. Tamam. Kapıyı bir açtım işte kayınvalidemin yanında kayınpederim yanında. Bir gördüm ki şöyle 1,90 boylarında geniş omuzlu, heybetli, yeşil gözlü biri. Tamam. Aa, bayağı da yakışıklı. Eşime de benzemiyor. Yani merak ettim şimdi. Sonra işte ben soru soruyorum kayınpederime. Hemen kayınvalidem atlıyor. Diyor ki ben o cevap veriyor. Bir şey soruyorum kayınpederime. Daha da ilk defa tanışmışız yani. Sonradan öğrendim ki kayınvalidem beni istemeye sahte kayınpederle gelmiş. Peki ya neden böyle bir şey yapıyor? Ben anlamadım yani. Amaç ne? Amacı bize daha güçlü gözükmek. Nasıl yani sahte nasıl yani? Kayınpederle mi güçlü gözükecek? Yani işte heybetli böyle 1,90. Benim babam da böyle 2 metre falan bir adam. Şimdi onun karşısına istemede güçlü güçlü gözükmek için heybetli birini çıkartmışlar. Ha, sormadınız mı hani eşin nerede diye? Ha. Sorduk dedi ki ben orada dedi oğlumun boynunu bükük bırakmamak için öyle söyleyiverdim.